Fotoğrafik bir hafızaya sahip olmayı kim istemez ki? Yani ben dün ne yediğimi bile hatırlamıyorum. Doğrusu fotoğrafik hafıza çok işime yarardı. En son ne zaman hazırladığınız listeyi tezgahın üstünde unutmanıza rağmen market alışverişini aklınızdan eksiksiz bir şekilde yapmıştınız? Pekala, fotoğrafik bir hafıza tam olarak nedir ve nasıl edinilebilir? İşte şimdi size bunları anlatacağız. Anılar olmadan hayatımız neye benzerdi? Herhalde biz içi boş kabuklara dönerdik. Edindiğimiz tüm tecrübeler, tanıdığımız insanlar ve gezdiğimiz yerler, yani kim olduğumuzu şekillendiren her şey yok olurdu. Kişiliğimiz ve fikirlerimiz zar zor oluşurdu. Ailemizi veya arkadaşlarımızı tanımazdık. Hayatlarımız unutulan küçük anlardan ibaret olurdu. Böyle düşününce kulağa pek de bildiğimiz hayat gibi gelmiyor, öyle değil mi? Bilimsel olarak anlatırsak, fotoğrafsı hafıza olarak da bilinen fotoğrafik hafıza, bir imgeyi sadece birkaç kez kısa süre görüp bellek destekleyici ipucu kullanmadan o imgeyi hafızadan canlı ve eksiksiz bir biçimde geri çağırabilmektir. Büyük olasılıkla okuldaki bir sınava hazırlanmak için bellek destekleyici ipuçlarını kullanmışsınızdır. Güzel, klasik bir bellek destekleyici ipucu olarak fıstıkçı şahapı söyleyebiliriz. Hani şu alfabenin sert ünsüzlerini hatırlamak için kullandığımız tamlama. Ama fotoğrafik hafızanın tanımından yola çıkarsak, bellek destekleyici ipuçlarını çok sık kullanıyorsanız, büyük ihtimalle sizde fotoğrafik hafıza yoktur. Üzgünüm. Bilim insanları arasında fotoğrafik hafızayla ilgili epeydir süren bir tartışma var. Bazı bilim insanları fotoğrafik hafızanın geliştirilemeyeceğini, fotoğrafik hafızası olan o nadide insanların bu yeteneğe doğuştan sahip olduklarını söylüyorlar. Böyle düşünenler, fotoğrafik hafızanın yetişkinlerde değil, çoğunlukla çocuklarda görüldüğünü de belirtiyor. Kimileri de herhangi bir yaşta çok çalışarak fotoğrafik bir hafıza edinebileceğinizi ya da en azından buna çok yaklaşabileceğinizi düşünüyor. Hafızayı geliştiren iskambil oyunları oynamak, mesela soliter iyi bir hafıza güçlendiricidir. Okumak ve hatırlamayı istediğiniz yeni bir şeyi öğrenirken sadece görme ve duyma duyularını değil, tüm duyularınızı kullanmak gibi temel egzersizler var. Hafızanızı güçlendirmek istiyorsanız, bilgi kartları da işe yarayan bir yöntem. Elbette bir kısa süreli belleğimiz, bir de uzun süreli belleğimiz var. Fotoğrafik hafıza edinmek için öncelikle kısa süreli belleğinizi geliştirmelisiniz. Böylece yeni bilgi uzun süreli belleğe daha çabuk ve etkin bir şekilde taşınır. İnternette hafızanızın ne kadar iyi olduğunu ölçmenize yardım edecek binlerce test var. Yeter ki yaptığınız testin bilimsel verilere dayandığından emin olun. Bu internet testleri başlangıç için fena sayılmaz. Bildiğiniz gibi dünyanın dört bir yanında hafıza yarışmalarına katılan, yani hafıza yarışması diye bir şey olduğunu bilen hafıza şampiyonları var. Bu şampiyonlardan bazıları 32 iskambil destesini ezberleyebiliyor. Kartların sırasını, rengini, sayısını ya da resmini ve destesini akıllarında tutuyorlar. Bu ne harika bir şey. Hepsinin kendilerine has antrenman ve fotoğrafik hafıza geliştirme yöntemleri var. Çok popüler olan bir yöntem, bir deste kağıt alıp, ki bunlar sıradan iskambil kağıtları veya Uno kartları olabiliyor, bu desteden 3 kart seçip ezberlemektir. Onları ezberleyince gelişigüzel bir şekilde desteye geri katıyorsunuz. Desteyi yayıp kartların yüzlerini çeviriyorsunuz ve o ilk 3 kartı seçip ilk çektiğiniz sırayla koymaya çalışıyorsunuz. Siz de bu 3 kartlı küçük egzersizi bir hafta boyunca her gün yapın. Sonra çektiğiniz kartların sayısını 5'e, 10'a, 15'e çıkarın ve nihayet tüm desteyle yapabilene kadar artırın. Bunu yapmak mümkün. Olumsuz tarafı ne mi? Bu konuda iyi olmak için bu egzersizi bütün bir yıl boyunca her gün yapmanız gerekir. Fotoğrafik hafıza geliştirmenin çok çalışmayı gerektirdiği konusunda sizi uyarmıştım. En meşhur ve en yaygın kullanılan hafıza geliştirme yöntemi hafıza sarayı olarak bilinir. Bu yöntem eski çağlara kadar uzanır. Yani insanlar bunu neredeyse ezelden beri kullanıyor. Hafıza sarayına ilk olarak Cicero'nun Rhetorica ad Herennium kitabında rastlanır. Cicero, antik Roma'nın en ünlü ve saygıdeğer düşünürlerinden biridir. Herhalde neden bahsettiğini biliyordur, değil mi? Anlaşılan insan hafızasının coşması için bir yöntem var. Hafıza şampiyonu Joshua Foer'e göre gerek market alışveriş listesi, gerekse sayılardan oluşan herhangi bir liste ya da hecelemeye yönelik bir harf listesi olsun, listeleri hatırlamada çok kötüyüz. Atalarımız avcı toplayıcıydı. Yani bizim
günümüzde hatırlamamız gereken telefon numaraları ya da insanların adları ve yüzleri veya tüm şu baş ağrısı şifreler gibi şeyleri hatırlamak zorunda değillerdi. Atalarımızın hatırlaması gereken şey nasıl ve nereden yiyecek bulacaklarıydı. Bu da hangi yolların yiyeceğe ve su kaynağına gittiğini, hangi bitkilerin yenebilir, hangilerinin zehirli olduğunu ve eve dönüş yolunu nasıl bulacaklarını bilmeleri demekti. Peki tüm bunların bizim modern insan beynimizle ne alakası var? Şöyle ki, mükemmel bir uzamsal hafızaya sahip olacak şekilde evrim geçirdik. Yerleri, neye benzediklerini ve coğrafi düzenlerini ezberlemekte gayet iyiyiz. Çünkü hafızamız görme odaklı. Öyleyse bu işin püf noktası doğru biçimde ezberleyerek, yani beynimiz için kolay ve doğal bir hale getirerek hatırlaması zor şeyleri hatırlaması kolay şeylere dönüştürmektir. 2020 yılında olmamıza rağmen beynimizin yapı ağında hala o eski avcı toplayıcı benliklerimiz duruyor. Hadi hafıza sarayına girelim. Çok iyi tanıdığınız bir binayı düşünün. Belki çocukluğunuzdaki eviniz, okulunuz ya da büyük annenizin evi olabilir. Şimdi bir alışveriş listesi veya telefon numarası gibi hatırlamak istediğiniz şeyleri ele alın ve bir imgeyle ilişkilendirin. Zihnimiz eğlenceli, berbat veya tuhaf şeyleri hatırlamaya eğilimlidir. Mesela alışveriş listenizdeki elmaları çocukluğunuzdaki evinizin duvarında hala asılı duran komik bir fotoğrafınızla ilişkilendirin. Listedeki her ögeye bir imge ekleyin. Buna sarayı inşa etmek deniyor. Son aşamaysa ögelerinizi sarayınıza yerleştirmek. Çocukluğunuzdaki ev ve alışveriş listesi örneğini kullanalım. Çocukluğunuzdaki evde her gün odanıza giderken izlediğiniz yolu düşünün. Diyelim ki ön kapıya geliyorsunuz. Eve girmeden önce kapının önündeki tavşan desenli paspasa ayakkabılarınızı siliyorsunuz. O paspası hep tuhaf bulurdunuz değil mi? Evet, havuç almanız lazım. Merdivenleri çıkıyorsunuz ve o şaşkın okul fotoğrafınızı görüp kendinize gülüyorsunuz. Evet, elma da lazımdı. Hatırlamanız gereken ögenin hayalinizdeki imgeyle kolayca ilişkilenebilmesi gerekir. Deminki örnekte olduğu gibi tavşanlar ve havuçlar, okul fotoğrafı ve elmalar. Alışveriş listesini tamamlama zamanı geldi mi? Zihninizde sarayınızın içinde dolaşmaya başlayın. Durup belirlediğiniz imgelere bakın. Hatırlamanız gereken ögeler aklınıza gelmeli. Kuşkusuz alıştırma yapmak gerekiyor ama kendinizi kolayca test edebilirsiniz. Markete bir liste hazırlamadan gitmeye cesaret etmeniz yeter. İşte size ilginç bir bilgi daha. Hafızanızı doğal yollarla geliştiren bilgi kartları ve hafıza testleri dışında başka şeyler de var. Şüphesiz iyi bir egzersiz ve kan dolaşımını iyileştirmek vücudunuzun her yerine olduğu gibi beyninize de fayda sağlar. Peki hafızanızı belirli yiyecekleri yiyerek de güçlendirebileceğinizi biliyor muydunuz? Bakın bu besinlerin beyni güçlendirdiğini boşuna söylemiyorlar. Beyni güçlendiren besinler listelerinde en başı daima yağlı balık çeker. Bunlar alabalık, somon ve sardalya gibi balıklardır. Bu balıklar beyninizin %60'ının yapıldığı omega 3 yağları açısından zengindir. Bu balıkları yiyerek beyin hücreleri oluşturursunuz. Dolayısıyla öğrenmek ve hafızamızı canlı tutmak için o omega 3'e ihtiyacımız var. Kahve de bin şükür hafıza güçlendiren listede yer alıyor. Sağlıklı miktarda tüketildiği zaman kahvedeki kafein ruh halimizi ve konsantrasyonumuzu iyileştirerek beyni yeni bilgileri almaya açık hale getirir. Yaban mersini ve diğer koyu renkli tutumsu meyveler bütün vücudumuz için ama özellikle de beynimiz için elzem olan antioksidanlarla doludur. Bu antioksidanlar anti-inflamatuar ajanlar gibi görev yaparak beynimizin yaşlanmasını ve unutkan hale gelmesini engeller. Kabak çekirdeği ve diğer kabuklu yemişler, zerdeçal ve yeşil çay da hafızayı canlı tutmada çok etkilidir. Peki beyninizi sağlıklı ve hafızanızı sağlam tutmak için neleri yememelisiniz? Tamam, birkaçı zaten belli. Beyin sağlığınızı korumak ve hafızanızın düzgün çalışmasını sağlamak için kızartmalardan, fast food'tan ve sodyum açısından zengin gıdalardan uzak durmalısınız. Bu yiyecekler beyinde iltihaba sebep olarak yaşlanmasına yol açabilir. Beyaz ekmek, makarna, bazı kahvaltılık gevrekler, beyaz pirinç gibi işlenmiş karbonhidratlar da genel beyin sağlığınıza zararlıdır. Bu yiyecekler genellikle çok ağır, şeker dolu ve karbonhidratlar açısından zengindir. Bu da kan şekerinde bir artışa neden olabilir. Bilim insanları yüksek kan şekeri ve beyin sağlığı arasında bir ilişki olduğunu buldular.
fazla miktarda işlenmiş karbonhidrat tüketirseniz hiç şüphe yok ki beyniniz de bunun ceremesini çeker. Bunların yerine tam tahıllı gıdaları tercih edin. Sizi bilmem ama benim karnım acıktı. Peki ya siz? Siz de acıktınız mı? Hafızanızı geliştirmek için kullandığınız herhangi bir ipucu veya test var mı? Eğer varsa onları bize yorumlarda anlatmayı unutmayın. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ama durun, hemen gidip de anayasayı falan ezberlemeye kalkmayın. Burada beyninize ziyafet çekecek 2000'den fazla harika videomuz var. Yapmanız gereken tek şey sol ya da sağ videoyu seçmek. Ayrıca şunu da unutmayın. Hayata olumlu bakın.